Ankara Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Vedat Bulut ile birlikteyiz. Vedat Bulut'a Ankara Şehir Hastanesi'ndeki ameliyat yapılamama durumuyla ilgili konuşacağız. Hocam, Ankara Şehir Hastanesi'nde bazı bölümlerde ameliyat yapılamama durumuna gelindi. Buna ilişkin açıklamalar yaptınız. Nedir durum? Neden bu yapılamıyor? Kriz nereden kaynaklanıyor? Sayın Uçar, hastane yönetimlerinde çok başarılılığın olmaması gerekir. Bu hastanede aslında şu anda üç taraf var. Bir, sağlık hizmetlerini veren grup var. Bunun dışında fiziki mekan için bir kira ödenen inşaat durumu var. Bir de yardımcı sağlık hizmetleri dediğimiz ikincil sağlık hizmetleri olan işte görüntüleme, laboratuvar, sterilizasyon gibi çalışmalar şehir hastanelerinde farklı farklı firmalar tarafından, farklı farklı taşeronlar tarafından yerine getiriliyor. Tabii şehir hastanelerinin oturmamış bu düzeni nedeniyle de ödemelerdeki gecikmeler firmaların malzemeleri vermek istememesine veya daha yüksek ücret talep etmelerine yol açıyor. Sonuçta karlılık prensibine göre kamu özel işbirliği içerisinde yapılmış olan şehir hastanelerinde sterilizasyon kalemlerinde ödeme güçlüğü yaşadılar. Ve bunun üzerine firma bir takım sterilizasyon işlemlerini yapmadı. Özellikle bu ortez, protez, cihazlarında çok önemli ve ameliyatların yapılması ortopedide özellikle etkileyici oldu. Yoksa elbette ki bypass yapmada ya da daha acil operasyonlarda büyük bir sorun yok. Ya da bir onkolojik cerrahide fazla malzeme kullanmadığınız alanlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından %100 ödeme garantisi içerisinde olan kalemlerde bir sıkıntı henüz yok. Bu tabii Türkiye'nin genel sağlık sektörüyle ilgili bir sorun. Sadece şehir hastanesi için değil, üniversite hastaneleri için de, diğer kamu hastaneleri için de bir takım ekonomik krize bağlı sorunlar vardır. Tam olarak nasıl oluyor? Yani sterilizasyonla ilgili bir para mı talep ediliyor? Neydir mesela? Çünkü orada sterilizasyonla ilgili bir maksimum sınır belirtilmiş ve bu sayıda alacağız. Yani bu sayıda hizmet alacağız ve şu kadar para ödeyeceğiz. Ancak hastanenin biliyorsunuz peyderpey açılması söz konusu. 14 Mart tarihinde ilk önce bazı bölümleri açıldı. Daha sonra diğer hastanelerde kapatılarak buraya işlemler kulelere dedikleri kulelere nakledildi. O kulelerde biliyorsunuz bir dört baş hekimlik var, bir baş hekim koordinatörlüğü var. Ve sterilizasyon tümüne bu hizmeti verirken talep ettiği miktarla devletin ona söz vermiş olduğu miktar arasında sorunlar var, açık fark, var. Fark. Ve bu farkı da veremedikleri için sterilizasyonla ilgili sorun çıktı. Ve bazı ameliyatlar bu nedenle yapılamadı. Firmalar aynı zamanda, veremedi. Evet, bunun dışında kateter gibi veya bir takım malzemeler eğer hastane deposunda yok ise vatandaş cebinden alarak bunu getirmek durumunda kaldı. Şu andaki Türkiye'deki en temel sorunlardan biri budur. Biliyorsunuz bir insanların ödedikleri primler, insanların ödedikleri vergiler var ve bu vergilerden sosyal devlet prensipleriyle sağlığın, eğitiminin, güvenliğin, adaletinin parasız olarak karşılanması lazım. Ancak Türkiye burada zaten bir sorun yaşadı ve genel sağlık sigortası dediğimiz bir ek sigorta sistemine daha geçti. Yani ödediğiniz prim dışında bir de genel sağlık sigortası. Ama bu da yetmedi. Bu sefer insanlar ceplerinden sağlık hizmeti alıyor. Bunu nerede yaşıyoruz? İşte biliyoruz eczaneye gittiğinizde ödediğiniz pay, poliklinik ücreti ama yanı sıra gözlük alma olayında olduğu gibi veya bir işitme cihazı aldığınızda ya da herhangi bir malzeme stent kullandığınızda bir fark ödemenizle sonuçlandı ve insanların ortalama olarak Türkiye'de vatandaş başına 550 lirayla 800 lira arasında gezen bir miktarda cepten çıkan para var. Bir yıl içerisinde bu çok önemli bir rakam, öyle anlıyorum. Bir yıl içerisinde sigortalı da olsam, emekli de olsam ortalama olarak hastanede katkı payı ve ilaç ödemek. Katkı payı, doktor muayene ücreti ve malzeme farkı. Ve malzeme farkında ne kadar bir daha? 550 lirayla 800 lira arasında değişiyor, oynuyor. Ortalama olarak harcaması arttı kişi başına. Örneğin varis çorap alacaksınız ya da bir gözlük alacaksınız. Geçenlerde
gözlük fiyatlarıyla ve göz içi nesnelerle ilgili göz hastalıkları hekimlerimiz bizi aradılar. Ve burada bir sorun yaşıyorlar. Birçok göz ameliyatı da yapılamamaya başlandı hastanelerde. Nedeni de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu ödemeleri geciktirmesi ve ödemeleri de zaten kesintiyle yapması. %100'ünü ödemiyor. Bugün 50 liraya alabileceğiniz bir gözlük var mı piyasada? Geçmişte 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde sağlığınız sosyal devlet prensipleri içinde gerçekleşirken şu anda tamamıyla kapitalizme teslim edilmiş durumda. Piyasalaşmış durumda. Peki. Hocam bu sterilizasyon ameliyat için gerekli olan malzemeler sterilizasyon için bu para dönüp dolaşıp firmadan hasta ve hasta yakınlarına yansıma ihtimali var mı? Yok, bu böyle bir şey yok. Ancak aksama olur. Çünkü insanların sterilizasyonla ilgili malzemelere ceplerinden para vererek alması gibi bir koşul hastanelerde mümkün değildir. Sadece kendi sağlığıyla ilgili malzemelere cebinden para vererek erken temini konusunda araya giriyorlar. Yani bir kriz olduğunda ben hastam ameliyat olamıyor diye... Sterilizasyon parası talep edilemez. Evet. Bu çünkü hastanenin genel hizmetidir. Peki. Şehir hastanelerinin bu yani o organizasyonun böyle bir sorun, böyle bir krizde bir payı var mı sizce? Bahsettiğiniz üçlü konsorsiyum mudur? Evet. Ha, bunların bir payı yok. Tamamen bu ticari sözleşme ile alakalı bir sorun. İlk başta ihaleler yapılırken ve bu ticari sır kapsamına sokulan sözleşmeler yapılırken aşırı ödeme taahhütleri içerisine girdi kamu. Bir taraftan sağlık hizmeti için ödeme yaparken diğer taraftan binanın kirası için bir ödeme yapıyor. Hatırlarsanız Sıhhiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın bile binasını boşaltarak orada firmanın hemen açtığı bir binaya 2 milyon liralık bir kirayla taşındı Sağlık Bakanlığı. Bugün yani... birçok kamu kuruluşu kira veriyor değişik şirketlere. Şirketleri kurtarmak ya da şirketleri daha zengin etmek için kamu bir tarafta bertaraf edilirken diğer tarafta kuruluşlar kiralara taşınırken yüksek miktarlarda ödeme yapıyor. Bu sözleşmeleri biz istedik. Ticari sözleşmeler ticari sır kapsamında olduğu için tarafımıza verilmedi. Biz bir kamu kuruluşu. Gerçekten bir ticari sır mıdır buna? Hayır, savunma ile ilgili, güvenlikle ilgili sırlar olabilir, ticari sır olabilir ama sağlıkla ilgili olamaz. Sağlıkla ilgili sır dediğinizde orada kesinlikle şeffaflık yok olmuştur ve yolsuzluk vardır. Bu işten kim ne kadar nemalanmıştır ileride ortaya çıkacaktır. Yani hiç kimse bugün yargılanamayacağını düşünerek bu gibi komisyonlara ya da bir takım rüşvetlere yol açmışsa bu tip eylemler yargılanacaklarını bilmelidirler. Bunlar yüksek miktarda ödemeli sözleşmelerdir ve kamudan saklanamaz. Özellikle bir kamu kurumu niteliğinde olan meslek örgütleri böyle bir belgeyi istemişse de vermemeleri suçtur. Hocam meclisten de saklanıyor. Sayıştay'dan da saklanıyor. Sadece Sayıştay ki bunları denetlemekle yükümlü. Evet. Sayıştay uzun süredir denetim görevini sembolik olarak yapıyor. Yani Sayıştay... Okudunuz raporunu. Evet. O Sayıştay raporunda şehir hastanelerle ilgili şehirden şehire değişen bir tarafta 1 lira ödenen diğer tarafta 8 lira ödendiği, 10 kat ödendiği, 100 kat ödendiği gibi aynı standart hizmetin farklı şehirlerde farklı ödendiği ile ilgili bilgiler vardı. Evet. Sayıştay ancak bir yaptırma kalmamış durumda yani. Peki hocam az önce söylediniz devlet ya da devlet hastaneleri kendi evinden çıkıyor, kiraya çıkıyor. Peki kendi evini ne yapıyor? Yani Ankara'da boşaltılan hastanelere ne oluyor, ne yapılacak? Şimdi bunlar bir kısmı kamu kuruluşu olarak kullanılmaya devam etti. Örneğin Ankara Numune Hastanesi köklü bir hastanemizdi. Ki Ankara Üniversitesi'nin de kuruluşuna temel olmuş Alman hocaların, 2. Dünya Harbi'nden sonra gelen hocaların çalıştığı ve birçok klinik eğitimi vermiş olduğu bir hastaneydi. Türkiye'nin yüz akıydı. 100 yıldan fazla bir ömrü var. Osmanlı döneminde yapılmış bir hastane. Kurtuluş Harbi döneminde cepheden gelen askerlerin tedavi edildiği bir kurum. Şimdi orayı halk sağlığına teslim ettiler. Halk sağlığı müdürlüğü olarak çalışıyor. Yüksek ihtisasa da yine bazı birimleri taşıdılar, bazı laboratuvarlar. Ancak hastane işlevi görmüyor. Bu tamamen kamu hafızasını yok etmek için yapılmış ara bir oyundur. Oralar kupon arazilerdir. Biliyorsunuz şehir içindeki araziler, İstanbul'da da örneğin yapacaklar şehir hastanesinin
diğer hastaneleri kapatacak yapacaklardı ve bu hastaneler İstanbul'un göbeğinde önemli kurumlar. Ankara'da da böyle. Bunların ileride nasıl, kime verileceği de ortaya çıkacak. Kaygınız nedir? Nasıl yani? Yani bu yerlerin ticari mekanlara dönüşmek gibi kaygınız mı var? Birkaç kaygımız var. Bunlardan birisi, bunların Medipol Üniversitesi'ne verilme ihtimali vardır. Medipol Üniversitesi Sayın Bakan'ın, Fahrettin Koca'nın kurmuş olduğu bir vakfın. Ki biliyorsunuz en son Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın misafirhanesi burada müze olarak kullanılan alanı aldılar. Aynı zamanda 200 milyonun üstünde de bir teşvik aldılar devletten. Ankara gibi bir şehirde üniversite kurmak için minimum 100 milyon liralık bir öz kaynakla yola çıkmanız gerekiyor. Metropolitanlarda böyle, küçük şehirlerde 50 milyon lira. Bu kanunla belirlenmiş, ancak öz kaynaklarına bakarsanız vakıf belgesine sadece 50 bin lirayla kurulmuş bir vakıfa devletin binaları, parası feda ediliyor. En merkezi yerde mi? En merkezi yerde. Ben birinci olarak bundan böyle bir kuşkum vardır. İkincisi ise buraların yerine 5-10 yıl sonra AVM'ler ve gökdelenler dikilirse, plazalar dikilirse şaşırmayalım. Bu şeye bağlı, kim ne kadar çok verirse ona verelim'e bağlı. Türkiye maalesef böyle bir yönetiliyor. Anladım. Peki. Hocam bir de halk sağlığı sorunu haline gelen intiharlar var ve ekonomik krizle bağlı olarak siz oda olarak toplu intiharlar söz konusu oluyor. Nereye gidiyor? Yani ekonomik kriz, ekonomik bir cinayete mi neden oluyor? Siz tabloyu nasıl okuyorsunuz? Tabii şimdi intiharların yıllara göre ortalamalarında bir artış var son 10 yılda. Rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama 2 ile 3 kat bir kadar bir artış var. Bu özellikle gündeme İstanbul'daki ve Antalya'daki toplu intiharlardan sonra geldi. 4 kişilik bir aile, 3 kişilik bir aile, 3 kişilik bir aile toplam 10 intihar oldu. Nitekim bugün de Antep'te 2 intihar var. Ve bu intiharlardan birinde bırakılan not önemli. Çünkü borçlarını yazarak işte ekonomik kriz yok diyenler halimi de görsünler diye bir sistemkar mektupla aramızdan ayrılmış vatandaşımız. Bu intiharların elbette ki sorumlusu ekonomiyi kötü yönetenlerdir. İnsanlarda umut bırakmadılar. İnsanlarda aş umudu bırakmadılar. Hatta insanları işlerinden, aşlarından ettiler. Bu insanlar büyük bir depresyon içerisine girdi. Aileler çöktü Türkiye'de. Göçler oldu. Bu arada savaş ekonomisi yürütülüyor ve savaş ekonomisine bağlı da bir ekonomik krize tekrar yük biniyor. Türkiye'de ben buna 4 boyutlu talan diyorum. Bir, geçmişi ve geleceği satıyorlar. Geçmişten tarihi eserlerinizi, tarihi kimliği olan yerleri yok ediyorlar. Hasan-ı Keyf gibi veya işte Milli Kütüphanenin son tahrip edilip oradaki el yazmalarının gitmesi gibi. Bir tarafta geleceği ipotek altına alıyorlar. 25 yıllık, 49 yıllık tahsisatlarla, arazi vermelerle veya bina vermelerle bunu talan ediyorlar. Aynı zamanda yerin altı ve yerin üstü. Yani hem maden kaynaklarınızı dış firmalara peşkeş çekiyorlar, hem de toprak üstündeki tarımınızı da ekosisteminizi de yok edecek şekilde yenilenebilir enerji kavramı altında bunları talan ediyorlar. İnsanların sularını çalıyorlar. Bugün pek çok kırsal alandaki bu HES'lere bağlı insanlar yine göçe sürüklendiler. Çünkü o bölgede artık suyu ulaşamaz hale geldiler. Bu Bolivya örneğine çok benzer. Bolivya'da su kaynakları büyük şirketlerin eline geçince sıradan halk suya ulaşamaz duruma geldi ve Bolivya'da isyana neden oldu. Türkiye'de de artık sıradan insanların belli bir dönem sonra temiz, içilebilir, sağlıklı suya ulaşabilme ihtimali ortadan kalkacak. Türkiye biliyorsunuz nehirler ülkesi, Türkiye sular ülkesi ama siz dağdan aldığınız suyu götürüp denize borularla naklediyorsunuz. Hem oradaki ekosistemde bir sorun oluyor. Yumurtalama alanları şeylerin, balıkların. Bir taraftan da bu suyu oradaki tarım yapan insanlardan esirgiyorsunuz. Bu insanlar da göç ediyor. Bunların hepsi bir toplumsal sosyal psikoz olayına neden oluyor ve bu sosyal hastalık toplu intiharlara neden oluyor. Bunun sorumlusu elbette ki yöneticilerdir. İntiharlara sürüklen bir hekimsiniz aynı zamanda, o açıdan soracağım. Yani hekim kimliğinize yönelik olarak soracağım.
İntihara sürükleyen neden umutsuzluk mu, toplumsal dayanışma ağlarının olmaması mı, nedir? Yani insan ne zaman pes eder? Umutsuzluk aynı zamanda sesini çıkaramama. Yani bu feryadını başka şekilde de duyurabilme imkanları yok. Şimdi bu insanlar sosyal medyada paylaşımlarından bile binlerce insan, on binlerce insan yargılanıyor şu anda. Yani bir insan eğer feryadını söyleyebiliyorsa alanlarda, örgütlerde, sendikalarda, televizyonda, radyolarda, bugün burada yaptığımız söyleşiyi yapabileceğimiz kaç televizyon kanalı kaldı? Türkiye'de bağımsız gazetecilik yapan, bağımsız televizyonculuk yapan, tümü bastırılmış durumda, tümü hayal satıyor, tümü rüya satıyor. Yani gerçekleri gizleyerek ve yapılan işleri abartarak anlatarak halkı kandırıyorlar. Ancak işin perde arkası böyle değil. Yani insanlar kendilerini ifade edebileceği mecralar olduğunda en azından bir umudu olacak diyorsunuz. Evet, bu umutsuzluktan dolayı da, ekonomik krizden dolayı da iş de bulamadıkları için, işe de girmek için işte yandaş olmak gerektiği ya da bir takım mülakat teknikleri getirerek, görüşme teknikleri getirerek liyakatı göz önüne almadan biat usulüyle işe almaları olduğundan dolayı toplumun önemli bir kesimi artık umudunu kaybetmiş geleceğe bağlı olarak. O yüzdendir ki gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Bakınız 200 bine yakın genç yurt dışında artık geleceğini arıyor ve bir beyin göçü var. Türkiye'nin eğitilmiş nüfusu yurt dışına göç ederken eğitilmemiş göçmen Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de demografik bir değişim var. Bunu da bir proje olarak yaptıklarını düşünüyoruz biz. Gitmek isteyen hocalar bile gidemiyorlar. Bir de böyle bir durum var. KYK'lılar. Ondan pasaport hakları geri alınacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var AYM'nin. Yine AYM'nin vermiş olduğu son olarak biliyorsunuz güvenlik soruşturmasıyla insanların atanmasının uzatılması ya da atanmaması ile ilgili de AYM'nin bir hak ihlali olduğu ile ilgili kararı var. Bu kararlar umut vericidir. Halen Türkiye'de hukukun henüz bitmediğini bize gösteriyor. Berlin'de hakimler var diyebileceğimiz durumdayız şu anda. Ancak bundan 2-3 yıl sonra bu konuda karar veren hakimlerin yerine de kendileri şer'i hukuka uygun bir takım el eser mezunlarını getirip oraya yerleştirebilirler. Türkiye bu tip şeylere hazır olmalıdır. Bu kadar radikal İslam yani. Elbette radikal İslamcı çeteler yükseliyor. Bunların tüm hukuk sistemine de egemen olması, sağlık sisteminde olduğu gibi tarikatlar vesaire hukuka da egemen olmaları mümkündür. O yüzden Türkiye'nin hızlı bir şekilde önlem alması gerekiyor buna. Şimdi Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ yargı içerisinde bir pelikan grubu var gibi İstanbul'da böyle bir eleştiri yaptığı için soruşturmaya maruz kaldı, ifade verdi. Sağlık sektöründe kimler var? Tapu odası olarak En başta Menzil Tarikatı var. İşte Adıyaman'da biliyorsunuz son olarak Menzil'e yapılan bir otobandan bahsediliyor. O bölgedeki halkın arazilerinin istimlak edilmesi söz konusu, tarlalarının. İnsanlar isyanda. Adıyaman-Antep yolu yapılmamışken Adıyaman Menzil'e bir otoban yapılıyor. Bir tarikatın ne kadar güçlü olduğunu anlamanız açısından. Suriye'den ithal edilmiş bir tarikatımız Antep'te bir külliye yapıyor. Bunlar herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Bunun dışında Sağlık sektöründe var diyorsunuz. Sağlık sektöründe elbette ki var. Hatta firmalar basında da var. Bu firmaların adını veremeyeceğiz çeşitli nedenlerle. Ancak tarikatların adını vermekte herhangi bir sakınca görmüyorum. Çünkü bunların hepsi İskenderpaşa cemaati var. Fahrettin Koca Bey de zaten Nurettin Çoşan Bey ile beraber çalışıyordu. Eski Esat Çoşan'ın damadı. İskenderpaşa. İskenderpaşa ile çalışıyordu. İstanbul Nakşileri şu anda biraz daha kalebe çalmış durumdalar. Yani İstanbul Nakşibendi tekkeleri sağlığa biraz daha invazif durumdalar. Bundan da hiç çekinmiyoruz her yerde. Bakanlık ve sektör olarak tarikatlar paylaşım mı yapmış? Evet. Ya da koalisyon mu var? Bir koalisyon var. Bir paylaşım koalisyon var. Her ikisini de söyleyebilirsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Profesör Doktor Vedat Bulutlu ile görüştük. Ankara Tabip Odası Başkanı.